memlekete en küçük fayda getirmeyen partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak, milletimize bir çıkış yolu açmak istedik. Türkiye'yi hak ettiği gibi zengin, mutlu ve huzurlu bir geleceğe taşımak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan da kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama ne yazık ki önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için ben ve sizler hepimiz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık. Bizim için siyaset hiçbir zaman entelektüel bir hobi alanı olmadı bazıları gibi. Bizim için siyaset hiçbir zaman kariyer hayallerinin, kişisel düşlerin, milletten kopuk işlerin peşinden koşulacak bir parkur da olmadı. Bizim için siyaset hiçbir zaman yapamayacağını söyleyen, tutmayacağı sözü veren, ödemeyeceği bedele kefil olan bir ilkesizliğin mecrası da olmadı. Biz siyaseti spor olsun diye yapanlardan değiliz. Biz siyaseti milleti için milletle beraber yapanlarız. Dolayısıyla sonuç alınamayacak işlerin şakşakçılığını yapmak bizim tabiatımızda yoktur. Gördüğümüz doğruyu da yanlışı da söylemeyi milletimize bir borç biliriz. Faydasız ilimden hakka sığındığımız gibi faydasız siyasetten de milletimizin affına sığınırız. Bu yüzden İYİ Parti olarak sözümüz ilk günden beri netti, hala net. İtirazımız ilk günden beri netti, hala net. Dayatmalara karşı tavrımız da ilk günden beri netti, hala net. Çünkü 7 günde, 7 ayda, 7 yılda sürse gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu olduğunu çok iyi biliyoruz. Hele ki bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir Meral Akşener'i PKK itirafçısıyla suçlamak. Bizim bu netliğimiz şimdiye kadar hep sinir bozdu. Ama üzgünüm, bozmaya devam edeceğiz. Hesabımız, kitabımız olmadığı için hep kalbi konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlkeye sadakatin olmadığı yerde kişiye itaat olmaz düsturuyla şimdiye kadar duruşumuzu kimseye meze ettirmedik, ettirmeyeceğiz. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları. Peki bizim eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Biliyorsunuz seçimlerin muhasebesi konusunda bir süredir suskun kalmayı tercih ettim. Tüm siyasi partilerin seçmenleriyle helalleşmesine, herkesin hatalarını değerlendirmesine imkan tanımak gerekiyordu. Bilimsel veriler ışığında hakikatin ortaya çıkmasına alan açmak gerekiyordu. Ambulans istiyor arkadaşlar. Doktor varsa lütfen. Geçmiş olsun kardeşim. Ben de hem kendimize hem de bu yenilginin paydaşlarına kendi hatalarımızla baş başa kalacağımız bir zaman tanımak istedim. Ancak geldiğimiz noktada görüyorum ki bu iyi niyetimiz yeni bir suistimal alanına dönüştürülmek isteniyor.
Tefekkür için büründüğümüz sessizlik yalanların daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Tek kelime söylemediğim halde, tek kelime konuşmadığım halde her akşam televizyonlara çıkıp Meral Akşener bunu dedi, İyi Parti şöyle yapacak diyerek yalan konuşanların mebzul miktarda arttığını gördük. Şimdiye kadar en çok susması gerekenler ilk önce konuştular. Hatalarıyla yüzleşmesi gerekenler bu fırsatı kendi kabahatlerini gizlemek için kullandılar. Biz hakikate yol verdik ama onlar yeniden yalanlar üretmeye devam ettiler. Ez cümle, ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan yüzsüz yüzsüz seçimin faturasını bize yüklemeye kalkıştılar. Ve ne yazık ki yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar umut yerine öfkeyle doldu. Oysa yapmamız gereken hatalarından ders almış bir muhalefet olarak milletimizin huzuruna çıkmaktı. Bunun yerine saray medyası ve sözde muhalif medya el birliği içinde İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Ve hakikate en yakından bilenler çıkıp da tek kelam etmedi. Ben bunların hiçbirini şaşkınlıkla karşılamadım ama hepsi midemi bulandırdı. Üzülerek söylüyorum ki bu sessizliği sürdürmek artık mümkün değildir. İYİ Parti'ye yönelik bir kumpas hevesine kapılanlar karşısında susmamız artık mümkün değildir. Eğilip bükülmeye çalışılan hakikati daha fazla bekletmek mümkün değildir. Değerli dava arkadaşlarım, 2023 seçimlerine girerken burasını birazcık dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki adayı çıkardık. 20 senede ilk kez, evet 20 senede ilk kez milletimizin sevgisini kazanıp Sayın Erdoğan'a karşı belirgin şekilde üstünlük kuran iki adayımız oldu. Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarındaki buna Türkiye'nin en köklü, en itibarlı araştırma şirketleri dahildir. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. İstisnasız tüm araştırmalarda bu sonucu gördük. Bunun da ötesinde 3 sene boyunca il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde milletimizin bize açıkça söyledikleri de bu sonucu doğruladı. Ve bunun üzerine ben de milletimize bir söz verdim. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedim. Hatta bunun için samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim. Çünkü ben seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum. Sizlerden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum. Yanlarında durdum. Her türlü hakareti, her türlü iftirayı göğüsledim.
ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım. Aziz milletim, aziz Türk milleti ve değerli arkadaşlarım, sizlerden özür diliyorum. Ben milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu ve umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, Allah'ımı şahit tutuyorum ki, Cenab-ı Hakk'ı şahit tutuyorum ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam önümüzdeki tarihi yol ayrımında milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın, millet iradesi sonuca yansısın diye yaptım. Ve ne yaptıysam da bugün her birinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Tekrar söylüyorum. Keşke herkes bizler kadar, sizler kadar fedakar, cesur ve yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar.